Evet, avcı ve atıcı arkadaşlar. Dodge Car'ımız Av Tüfekli olarak yeni bir test ve grupman atışındayız. Şimdi sırasıyla tüfeklerimizin test ve grupman atışını yapacağız. Yoğun istek üzerine Uşak'tan Doğan Açar Bey'in MX2 modeli 65 santim Mobil Shock. Herhangi bir üzerinde yazı çizi bir şey istemedi. Sadece bizden bir logo istedi. Biz de onu elimizden geldiği kadar yaptık. Tüfeğimiz 65 santim Mobil Shock. Şu anda bir numaralı şok var. Hava biraz rüzgarlı. 2-3 sefer hedef kağıtlarını değiştirdik. 32 gram 7 numara yavaşçalar fişekle sağdaki hedefe bir atım atış yapıyoruz. Mesafemiz 36,5 metre. Burası bizim her zaman atış yaptığımız bölge. Şimdi yine yavaşçıların 30 gram 5 numara. Tenekeye bir atım atış yapacağız. Köpeğimizi de bu arada yetiştiriyoruz. Gel. Boncuk gel. 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 Aferin oğlum. Tenekeye odaklıyorsun değil mi? Şimdi şokumuzu değiştireceğiz. Üç numaralı şokumuzu takacağız. Sağdaki hedefimizi de Selle Bello'nun 34 gram 6 numara 5 mi yazıyor? 5 numara fişeğini atacağız. Şöyle gösterelim. Soldaki hedefe pardon. Atışımızı yaptık. Evet. MX2 namlu boyu 65, şok 1, mesafe 36,5, fişek 32 gram 7 no yavaşçalar, siyah modelimiz. Modellerimizin arasında bir fark yok. Şöyle grupmanı bir alarsak, grupmanımız gayet güzel ama biraz sol ağırlıklı olmuş. Şöyle sadece merkezi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Hangisi? 42. Sadece merkezde 42 adet saçma var. Dediğim gibi tüfek sıfır ayarda şu anda. Onu dipçik ayarlarıyla avcı ve atıcı arkadaşlar kendisine göre ayarlayacak. Biz sol atmışız. Şimdi arkasındaki tenekeye bakalım. Şöyle çizelim tenekedeki boya kalıntılarını. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41. Evet arkadaşlar, 41 tane de teneke de var. Yani bunun bir av olduğunu düşünürsek o mesafeden 41 tane saçma. Dediğim gibi sol ağırlıkla. Bu atışımız böyle. Şimdi yine 30 gram pardon MX2 siyah namlu boyu 65, şok 3, mesafe 36.5, fişek 34 gram, sello bello 5 no. Bunu dengeli atmışız biraz. Grupmanımız gayet güzel. Şöyle merkezi sayalım. 1, 2, 3. Şöyle Doğan Açar diye de yazalım kağıtlara da kendisine gönderelim. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35, 34, 35,
görsün. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46 adet merkezde var. Sayalım mı hepsini? 1, 2, 3, 4, 5. 41. 41 tane. Bu da var. 1, 2, 3, 4, 5. 24 tane de burada var. Toplamda 198 tane. Saçma demiş arkadaşlar. Gene 41 46 41 46 41 24. Gayet bunu dengeli atmışız. Şimdi arkasındaki tenekeye bakalım. Arkasındaki tenekede de 1-2 tanesi delmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 50, 51. Buralarda da var. 52, 53, 54, 55. Burada da 55 tane saçma var arkadaşlar. Şimdi 30 gram yavaşçıların 5 numara attığımız tenekeyi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bu da 32 gram 5 no 1 numaralı şok 65 namlu MX2. Şunun şeyini ölçelim arkadaşlar. Bakın arkasından nasıl bomba yapmış. Cebatını ölçelim. Gördüğünüz gibi 19. Gördüğünüz gibi 19 santimetre çapında bir teneke bu. Burada kaç saydık Ahmet? 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 tane saçma var neyse. Grupmanımızda bu şekilde
Buradan Doğan Bey'e, Doğan Uçar Bey'e Uşak'tan hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kazasız belasız avlarda kullansın. Ne diyoruz? Boş kalmış. Bildiğiniz bir Türk kullanmış.